Shattering'i, bunu da GeForce Now'dan oynayamayacağım. Ice King. GOG'nin GeForce Now'da bir anlaşma yapması lazım gerçekten ya. Benim GOG'deki oyunlarım GeForce Now'la entegre olmuyor. Ha, lafı da oraya getirecektim. GeForce Now'ı siz çok güç kaybetti zannediyorsunuz da 3-5 para göz firma yüzünden o kadar da öyle sanmayın yani. Arkasında Ubisoft tam destek çekti. Epic Games tam destek çekti. Yani Epic Games'in store'u da ne kadar itin götüne sokulmaya and içilmiş olsa da bence saygı duyulması gereken bir yer. Epic Game dediğiniz şirket oyun dünyasında aslında Riot'un reklamını yapmaya çalıştığı, hani çok büyük, çok acayip şirketiz biz. Oyun dünyasına yeni şey getirdik diyen Riot var ya. Hani o Sicko Fortnite'ın sahibi o Fortnite'tan hayvan gibi para kazanıp bunu Epic Games Store'a yeni indie yatırımcılara yatırım yapan Epic Games'tir. Üstüne bir de Unreal Engine'in de sahibidir kendileri. Unreal Engine 5'in de bu kadar iyi mühendislikle ortaya çıkmasının büyük sebebi de büyük ihtimalle Epic'in bu senelerde bu kadar çok fazla Fortnite özelinde tabi para kazanmasıdır. Ne olacak yani, Fortnite 2 mi gelecek gibi bir düşünce bence come on. Yani işin içinde Epic geçiyor diye illa itin götüne sokmaya devam etmenize gerek yok. Yani şu ana kadar oynadığınız oyunların yaklaşık %60'ı zaten Unreal Engine. Benim ilk oynadığım PC oyunu Unreal Tournament, hala oynarım. Sahipleri aynı ama. Evet. Epic Store hala yok ama. Nerede yok? Yani genel olarak yok. Genel olarak yok ama Epic Store'dan oyun entegrasyonu var. Oyunların özel anlaşması varsa. Yani benim Metro'yu Epic Store'dan oynuyorum ben. GeForce Now'da. Birkaç oyunun var yani. Hepsinin yok tabii ki. Shattering. Bakalım. Az izlenince ne rahat konuşuyorsun ha. Vallahi. İyisin ha. Fikirlerimin kimsenin gözünde bir değeri yok ki zaten. O yüzden rahat rahat hareket edebilirim. Açıldı mı şimdi? Geliyor ekrana. Dediğim gibi şeye, yani oyunu bugün Pelin de oynadı. Daha önce Turgut da oynamıştı. Full coverage'ını izlemek isteyenler onların yayın geçmişlerine bakabilir. Dediğim gibi ben full bitirme amaçlı açmıyorum. Ama neymiş diye bir yarım saat bakmayı düşünüyorum en azından. Tabii bu oyunda da yanmazsa bilgisayar. Çünkü bu oyunda da belli ki dokular falan taşaklı. Bu oyunun yapım ekibinde Türk var mesela. Nereden bunu şey yaptım, bu bilgiyi elde ettim, kod taleplerinde denk gelmiştim. Kesi de görmüyorum ki burada. Ne dediyse olsun.
Ne kalsın lan, ne oldu? Ha. Anladım. Game. Bilmiyorum, belki çok zarar bırakamayız. Sanmıyorum ama. Ney? Ne oluyor oğlum? Al save slot, tamam. Yani UX design rezilliği biraz önce gördüğümüz şey. Patient seems to be stable and ready for the next session. Try to reason with him about the latest events. I proceed with options. This be Dr. Richard Mayes, patient Mayes. Nasıl bir hastane burası? Sanrılar görülüyor belli ki. A different dose this time. I know you're tired, John, but we need to take you. Hastayız belli ki. We must try again. İlaç veriliyor. I know you think everything is all right. Then tell me, why can't you even remember her name? All right, let's try. İlacı verip Abdülleh gibi. Are you ready? Bir acayip hale getiriyorlar bizi. Cevaplar arıyorlar. To look directly into the pendulum and bakma. Follow it with your eyes. Yes, just like that. Ben de bakmıyorum çok army. Imagine yourself here in this room. Try to relax. Let your memories guide you. Yes. Yes. Good. Now, let's begin. 3, 2, 1. Ah. Can you hear me, John? Ah, baya. I see you're having trouble. Bu nasıl sensiz vitamin okuyun yapacağımız iş? Link olmasın ya. Sesi de çok kısmışız herhalde. Alttan mikserden açayım. Dörde getirsek yeter. Tamam. Bakalım şimdi ne kadar zorlayabiliyoruz. I want you to think of something that will help you see clearly. You have the power to influence everything here. So I want you to help yourself. Bizi bir tane şeye soktu böyle. Interesting choice. Now, I want you to imagine yourself standing up from that chair. Abi gözlerimiz için de rahatsız edici yani, yüksek ışık. Beyaz demek ışık demek. Yani oyunu böyle tasarlamak istemişler sanatsal tasarım olarak. Saygım var tabii ki de. Hoş da görünüyor ama zorluyor yani insanı. Dediklerinize katılıyorum. But there's something missing. Let's make sure you're oriented. Find takılma oluyor mu yayında? And focus on it. John,
I would like you to find the source of my voice and focus on it. Ne sesine odaklan diyor bu? Tek ses bu işte. Saat sesi var. John, I would like you to find the source of my voice. Ulan sen nereden konuşuyorsun? Buradan konuşuyorsun. Dümbük. Ah, fokus. Mal gibi bakıyor. Ha, fokus right click miymiş? Did you see that, John? You imagined yourself in a room with no detail, but with a little effort, you were able to remember. The truth is buried inside. Ne verdiniz lan bana? There's more to your life than this chair or this room. Lan bu normal serum. Bu ne? You must remember. Veya bu da serum. Kafam karıştı lan. Sigarayı söndürmemiş miydik diye düşündüm. Zita. Hop. Varmış içeriğinde. Oraldan alınır diyor. O 20 kapsül varmış. 50 miligram. Hocam bunun içerisinde içeriği yazmıyor. Ben içmem bunu. Sigara niye bitmiyor ya? Niye kaka gibi bir de bu kül? John, let's continue. Sabun hoş geldin. I want you to take a step back. Time here is only an illusion. Kesin öyle. A moment can seem a lifetime. And a lifetime can seem just a moment. Sık kafamıza o zaman. İnanalım hadi. Bir adventure oyunu herhalde bu. Amacı adventure'sa okey, ama değilse yavaş bir başlangıç tarzı. Yes, John, you were at the hospital. Do you remember why? Araba kazası geçirmişiz işte. Alkollüyken. Yazıyor. Dümbük müsün doktor? Altına imza atmışsın. Önüme raporu sergiliyorsun. Ölmüş gibi olmuşuz zaten. Oksijen saturation %85 mi? 5 secondary management. NaCl 1000 mililitre. Niye tuz içiriyorsunuz amına koyayım bana ya? Oğlum şunu madem bu kadar ayrıntılı hazırlayacaksınız biraz tutarlı olsun ya. Var mı chat'te tıpçımız? Görüşürüz ya. Hatırlama sekansını bu şekil yapmışlar bak. Prolog gibi olur size, merak eden oynar sonrasında. Ya da izler bir yerlerde. Ayarlamadım ki nasıl dengede çıkıyor. Oğlum alttakini neyse. Kesinlikle böyle çalışmıyor bu cihaz bu arada. Not everything is as it seems.
Don't be afraid to look closer. Try to remember. Delireceğim. The newspaper, John. Look closely at it. Lan bakıyorum işte, bakıyorum. Do you remember now? Can you see the accident? Gördüm, çok güzel. Alkollü araba kullanıp ağaca girmişim. John. John. The accident. Always the accident. John, can you hear me? Take a deep breath. You are overwhelmed. We need to try something different. Ver ver, onu denemek istiyorum. O Newton 5'ini deneyeceğim. Ver bana. Let's try smaller steps. Each link will help you remember. Playing games is just a distraction, John. Keep going, John. Lan kruvasan var, kahve var. Kimse demiyor ki yani. Keep going. O zaman şurada da bir şey çıkacak. Evet. Basic. A key card, John. Which door does it open? Duvar geliyor lan. Find a link to take you back, John. That's it, John. Remembering will open new doors. I want you to submit to the memory. Don't be afraid to go deeper without me. Yani keşke benim peşimi bıraksan da ben kendi zihin sarayımda gezsem. O kadar açılacak gibi oynuyor ki. Yani bir tekme vursam kapıyla beraber menteşesiyle çıkacakmış gibi. Ama buraya gireceğimi kim söyledi ki? Tövbe estağfurullah. Çoğu yapma lan. Artık yani kör oldum ya.
Oyunun dark modu yok. Sürekli CS'de flash yemiş etkisiyle oyun oynuyorsun ya. Yani. Çok riskli bir karar ya yani, oyunu böyle böyle tasarlamak. Günümüzde Bright mod kullanan insanları dışlamak bile modayken. Çok ilginç bir tercih ya. Sen oyunu daha karanlık yapıp yine renkleri kullanabilirlerdi. Sadece karanlıkta. Yani şurada beyaz gördüğünüz her şey karanlıkla da temsil edilebilirdi. Yani 4 ton siyahla falan. Gri ve siyah. Ama bu şekilde yapmışlar tabii. Tasarıma biz bir şey diyemeyiz. Yazar mıyız biz? Belli işitsel hatıralarla hatırlıyor adam. Tabii koku falan tarzı şeyleri betimleyemezler kolay kolay. Ve görsel bazı şeyleri hatırlıyor. İkisi de birbirini tetikleyerek zihninde verileri birleştirmeye çalışıyor. Yaptığı şeyleri sırayla tekrar yapmaya başlayınca çözüyor gibi. Ha. John bu kadar uzun cetvel almasaydın yanına. Yani bakayım bir. Yani bu kadar değildir zaten. Dik tutamadım. Spectre Gadget mısın abi sen? Yoksa yangın mı çıkartmaya çalışıyorsun? Mercek niye aldın ya? Kum saati bu mekanikte tatlı olabilir bak şimdi. Sikiyim böyle kum saati. Dün de demiştim size ambulans sesleri bayağıdır bu hafta arttı diye. Bugün de. Hatta. Aa geldi lan. Aşağıda bozuktu. Bir bura. Sıfır aşağısı değil mi? Neyse. Oyunda realite biraz farklı tabii. Bir hikaye yazmaya çalışıyoruz belli ki. Ama ne hakkında olduğunu kararlaştıramamışız. Yazıp yazıp atmışız herhalde.
Eyes Wide Shut salonu gibi. Müziklere bakınca zaten tarih 1950 ile 70 arası herhalde yani. Hatta 40 ile 60 arası. Yuh, ne pahalıymış lan. Aa bak, 1960, direkt nokta atışı atmışım. Ha. Çok predictable oluyorsun. Çıkamıyor muyum? Ne? Niye internet? Those who have been receiving gas, confidences. Ha, o temada kalmışlar. Tamam, o tema, o zamanlarda yaşamıyoruz o zaman. O zamanlar şöyle bir espresso makinesi ne alaka? O temada tutuyorlarmış oteli. İnternet sitesi olduğunu görünce şaşırdım çünkü. Oyunun sonunu nasıl getirdin Angel'a gerçekten? Merak da uyandırmadı bende yani. Dün oynadığımız puzzle dedektif oyunu, point click oyunu daha merak uyandırmıştı açıkçası bende. Bozuk olan oymuş. Nasıl çocuk abi bu yani? Herhalde bu telefon numarasını hatırlamaya çalışacağız. Focus diye bir özellik var ya oyunda, point click göğe oyun. İkinci tuş koymuşlar. Yok.
Ne gidiyorsun lan? İntihar vakası mı yaşanmış otelde? Cumhurluk. Abi kafamda bir konsept var. Böyle adventure oyun yapacağız. Çözdükçe yeni odalar böyle yıkıla döküle gelecek. İsmini ne koyalım? Shattering koy abi. Oğlum gerçekten arıyormuş lan, arayalım bari. Kaç yazıyor? 777 0 77 81 2 1. Bereke eyvallah. Dün de 50 atmıştım, bugün de 50 ile 100'e tamamlayıp badge'ini de almış oldum. Kafamda karıştı bu arada. Teşekkür ederim. Hiç şey uyandırmadı bende ya. Hiçbir merak uyandırmadı oyunu ya. Kastık bir şeyler oluyor. Heh, topladı mı? Yok. Zaten kasmaya da başladık. Tamam, çok güzel. Buradan sonrasını merak edenler için yapabileceğim bir şey yok. Buraya kadar iyi geldik bile. Maalesef GOG'ye bağlayamıyoruz GeForce Now. Ben bunu bir yorum olarak yazacağım ya GOG'ye. Yani oradan alınan oyun, o kendi launcherlarındaki sistem GeForce Now'la bir anlaşma yapsa keşke. Çünkü onlar da Polonyalı şirket ve Polonyalı oyun firmalarının çoğu zaten GeForce Now'la bayağı bir işbirliği içinde. Evet. Başka var mı oyun elimizde? Var ama yarın ne? Yani bugün Perşembe. Tamam. Güne de kalsın. Günlük de bu kadar. Ardı ardına sıralamayalım. Dediğim gibi Shattering için sadece ufak bir girizgah benim yaptım. Oyunun tamamen nasıl olduğunu bu girizgahtan feyz alıp
bir düşünce elde edeceğinizi sanmıyorum. Zaten kimse de bana demiyor ki sen abi oyunları açıyorsun, kısa inceleme atıyorsun. Çok ne yaptığımızın farkında değil yani. Hadi kaçtım o zaman. Görüşürüz. Shattering'i bitir bence. Yok be abi, beni çok bunaltır bu oyun. Tasarımını sevmedim yani. Bakıyorum şeylerine de. Oyun Steam'de var mı? Ne almış? Bence çok övülesi de bir oyun değil yani. Very pozitif. Adventure. Neye tav oldu acaba? Story Rich. Brilliant Narrative Game. Shattering is an experience that will stay with you. It's a fantastic example of focused game that makes vital and challenging issue and delivery a truly immersive experience. Immersive experience. Siz immersive experience mı? Metacritic 71'miş, tamam. Hala Metacritic puanlarına güvenebiliriz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi sabahlar.